Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki hidayeti kabul ederler. Allah odur ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratmış, sonra arş üzerine istiva buyurmuştur. Hakim olmuştur. Sizin için ondan başka ne bir dost vardır ne de bir şefaatçi. Artık düşünmeyecek misiniz? O, gökten yere, yukarıdan aşağıya işleri düzenler. Sonra da işler sizin saydıklarınızdan 1000 yıl kadar olan bir günde ona yükselir. İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur. Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur. Sonra da onun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan yaratmıştır. Sonra onu düzenli bir şekle sokup içine kendi ruhundan üfürdü ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Siz pek az şükrediyorsunuz. Onlar, biz yerde kaybolup gittikten sonra gerçekten biz mi yeni bir yaratılışta bulunacağız dediler. Fakat onlar Rablerine kavuşmayı, onun huzuruna varacaklarını inkar eden kafirlerdir. De ki, size vekil kılınmış olan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz. Ey Muhammed! Günahkarların Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak, ey Rabbimiz! Gördük ve dinledik. Şimdi bizi geri çevir de salih bir amel işleyelim. Çünkü biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz. Derlerken bir görsen. Eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidayetini verirdik. Fakat benden, bütün insanlar ve cinlerden cehennemi elbette dolduracağım sözü hak olmuştur. O halde bu gününüzle karşılaşmayı unuttuğunuzdan dolayı tadın azabı. İşte biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduğunuz işler yüzünden tadın ebedi azabı. Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler. Büyüklük taslamazlar. Onların yanları yataklardan uzaklaşır. Korku ve ümid içinde Rablerine dua ederler. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra sarf ederler. Şimdi hiç kimse kendileri için yaptıklarına karşılık gözler aydınlığı olacak şeylerden neler gizlenmiş olduğunu bilemez. Öyle ya, iman eden kimse fasık olan kimse gibi olur mu? Onlar eşit olamazlar. Evet, iman edip de salih amel işleyen kimselerin yaptıklarına karşılık bir konukluk, ağırlanma olarak meva cennetleri vardır. Ama fasıklık etmiş olanların barınakları ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler. Ve kendilerine, haydi tadın o ateşin yalanlayıp durduğunuz azabını denir. Şu bir gerçek ki, onlara en büyük azaptan önce, yakın azaptan dünyada da tattıracağız. Umulur ki kötülükten dönerler. Rabbinin ayetleriyle kendisine öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Gerçekten biz günahkarlardan intikam alacağız. Andolsun ki biz vaktiyle Musa'ya kitap vermiştik. Şimdi de sen ona öyle bir kitaba kavuşmaktan şüphe içinde olma. Biz onu İsrailoğullarına doğru yolu gösteren bir rehber kılmıştık. Onların içinden sabrettikleri zaman bizim emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirmiştik. Onlar bizim ayetlerimize kesin bir şekilde inanıyorlardı. Şimdi ihtilafa düştükleri şeyler hakkında şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü aralarında ayrıcı hükmü verecektir. Kendilerinden önce yurtlarında gezip dolaşmakta oldukları nice kuşakları helak etmiş olmamız daha onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda nice ibretler vardır. Hala kulak vermeyecekler mi? Ya hiç görmediler mi ki biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz. Ondan hayvanları da yiyor, kendileri de. Hala gözlerini açmayacaklar mı? Bir de ne zaman o fetih, eğer doğru söylüyorsanız diyorlar, de ki inkar edenlere o fetih günü iman etmeleri fayda vermez ve onlara göz açtırılmaz. Şimdi sen onlardan yüz çevir de gözet. Çünkü onlar da gözetmektedirler. Sadakallahül azim.